Kazım Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle Kazım Bey, bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben bu keyifli röportaja öncelikle Kazım Bey'i tanıyarak başlayacağım. Kazım Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? 1980 doğumluyum. 1994'te İzmit'te o zamanlar en meşhur, en popüler Kotaşlarına servisi vardı. Orada yetiştim ben. Evet. Tabii ki öğrencilik hayatımız falan orada geçti. Sonra 16 yıl önce Kocaman Otomotiv'i tek başıma kurdum. O günlerden bugünlere geldik işte. Yani bütün bilgi, birikim, tecrübeleri hepsi, burada topladınız. Hepsi Kotaşlarının servisinden gelmedir. Evet, çekirdekten yetiştiniz aslında. Yani baktığımız yani. Zaman eyvah. Yani bir 30 evet. Seneye yakın bir sektöre emek vermişsiniz. Hemen hemen. 30 sene, 28, sizler gibi 29. Ustalar yetişmiyor artık Kazım Bey. Elimizden geldiği kadar biz arkadan bir şeyler getirmeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ama tabii zamanın gençleriyle ilgili ufak tefek inişte çıkışta sorunlar, problemler olsa da evet. İyi bir usta öğretici olmaya çalışıyoruz her şeyden önce. Evet. Gayret gösteriyoruz ya. Ben yine umutluyum gençlerden ama. Güzel mutlaka gençler geliyor yani arkadan. Geliyor inşallah. Çünkü bizim de desteklememiz i̇nşallah, lazım bu konuyu. İnşallah. Çünkü inşallah. Sizler son jenerasyonsunuz gibi duruyor. Bu üzücü bir durum olur çünkü. Hep bizim zamanımızda da öyle derlerdi. Öyle mi derler? Tabii derler. O günleri hatırladım. Oluyor. Zaman geçtikçe daha güzel insanlar geliyor arkadan. Olacak i̇nşallah, da inşallah. İnşallah. Burayı tanıyalım. Burada neler yapıyorsunuz Kazım? Kocaman yani Otomotiv, verdiğiniz hizmetler neler? Bizim buradaki ana durumumuz mekanik atölyeyiz biz. Özellikle birinci standartta Renault araçlarının bakım, onarım, tamir, elektrik, elektronik aklınıza ne gelirse her türlü onarımları A'dan Z'ye ekibimizde, personelimizde hepsinin üstünden geliyoruz yani. Hani bölümünüzle alakalı A'dan Z'ye diyebilir miyiz? Biraz da varsa talep meselesi. Tabii ki. Biz şöyle söyleyeyim ben, otomatik şanzımandan tutun motor revizyonlarına kadar ön takım, elektrik ve elektronik enjeksiyoner ne kadar arıza varsa Renault araçlarında her zaman iddialıyızdır. İyiyizdir de yani. Zor bir iş. Tabii ki sorumluluk yani, isteyen. Emek ister, tabii sabır, ki, tecrübe, tabii ki, tabii sorumluluk ki, ister. Tabii ki personelin yapmış olduğu işin takibi, genel farsküllerin kullanımı, cihazların kullanımı tabii ki çok zor bir iş, detaylı bir iş. İşin başında durursan başarılı oluyorsun ama zaten yani bu konuda bir sürü yaptığımız parametreler var. Araçlar bu bölgeden mi geliyor, böyle şehir dışından Kocaeli'nin falan her gelen var mı? Gelen var bize. Tabii şehir dışından da elektrik, elektronik ağırlıklı arızalar internetteki web sayfamızdan ulaşıyorlar. Ha. Geliyorlar yani, kurtarıcılarla gelenler var. Ne güzel. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Şöyle film şeridi gibi geçse Kazım Bey. İstediğiniz noktaya ulaşabildiniz mi bu periyotta? 28 sene verdiniz. Bundan sonraki hedef ve projenizde neler olacak? Otomobil sektörünün ucu yok artık. Yani günümüzün, ömrümüzün yettiği kadar, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani tabii ki ben çocukluğumdan, çıraklığımdan, öğrencilik yıllarımdan bugüne kadar birçok şeyi aştım yani. Ta oralardan buralara geldik. Çekirdekten, sıfırdan. Anladın mı? Sıfırdan yani. 14 yaşından beri. Hissedebiliyorum, hayal edebiliyorum. Tabii ki. Her günün bir önlemi, anlamı, her günün bir tadı vardı yani. İstediğimiz her şeyi de yaşadık hamdolsun bu mesleğin sayesinde ama tabii ki sonu olmayan bir şey yani. Bizden dipsiz sonraki, bir kuyu. Aynen öyle. Bizden sonraki gençlerin artık durumu ne olur, ne yapar? Tavsiye var mı gençlere? Tavsiye yani var. Çok ciddi bir tecrübesiniz sektörde. Meslek lisesi mezunlarına, özellikle şimdiki liseyi bitiren gençlere söylüyorum. Otomobil sektörünü her zaman tercih etsinler ve her zaman seçsinler. Hiç otomobil bitmedi. Sektörü bu ülkede her zaman kazandıran ve kazandıracak olan bir sektördür. Evet. Bunu tavsiye ederim gençlere. Tabii aileler de teşvik etsin. Tabii burada. Ki. Bu da tabii çok önemli. Tabii siz de bir babasınız. Tabii ki. Yani bu teşvikler önemli. Biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Evet. Son sözlerinizi alalım. Buradan Kocaeli'ye, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Kazım Bey? Son sözler sizin. Buyurun. Kocaman Renault'u tercih ettiğiniz için sevgiyle esenle kalın. Biz de herkesi buraya davet edelim. Bir çay kahve içerler. Bu güler yüzünüzle tanışırlar. Esnaflığınızı görürler arasında. Eyvallah. Çok keyifli bir röportajdı. Eyvallah. Başarılarınız her zaman daim olsun. Eyvallah. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.